Anadadayız. Günümüzde. Rüzgardaki kokular. Silah kokusu. Kan. Sessizlik hakim. Ellerdeki acılar. Belli ki Logan yine bir savaştan çıkmış. Ama bu sefer farklı. Her zamankinden daha yorgun. Geçmişteyiz. Reed Richards'ın yanında. Namı değer Mr. Fantastic. O mucizevi çözümü bulamamışsın gibi gözüküyor. Eğer kolay olsaydı ona mucize diyemezdik. Eğer ciddi bir beyin hasarı aldıysan Tanrı sana yardım etsin. Normalde kafatasından bir örnek alırdık ama edementiyum bilirsin. Kendime bakacağım Reed. Hadi anlat bana. Bak dinle. İyileşme faktörünü kaybettin. Problem şu ki yaptığın her şey, bütün fiziksel yapın senin hızlıca iyileşmen üzerine kurulu. Ya da kuruluydu. Hala güçlü ve hızlısın ki bu iyi. Aksi takdirde bu kadar metalle yürüyemezdin. Ama tek iyi haberim bu. Kemiklerinde oldukça radyasyon var. Bana Nagasaki'de bulunduğunu söylemiştin öyle değil mi? Evet. Ağır metal temelli bir kansere yatkınlığın var. Pençelerini her kullandığında vücuduna bakteri almaya devam ediyorsun. Eğer pençelerini kullanmazsan senin için bir çözüm bulabiliriz. Stark'la konuştum. Hank McCoy'a da söylerim. Yani bir şekilde çoktan onlarla konuştum. Alınma ama listemdeki son dahi sendin. Yok, hayır ama bu ölmeni görmek istiyorum anlamına gelmez. Sen önemlisin Logan. Bugüne kadar yaptıkların, dünyanın sana ihtiyacı var. İyileşme faktörünü yeniden kazandırabilirim ama zaman lazım. Bu süreçte savaşmayı bırakmalısın. Evet, anlıyorum ama problem de bu. Bir şekilde duyulacak. Bilmiyorum nasıl veya kim tarafından ama duyulacak. Ve sonrasında beni avlamaya gelecekler. Açık sezon. Bak anlıyorum Logan ama sana yalvarıyorum. Pençelerini kullanma. Eller. Logan eskiden de gittiği bir bara gidip alkolle pençelerinin oluşturduğu yaraları yıkıyor. Barmenden telefonu isteyip birileriyle konuşuyor. İşi bittikten sonra da beni sorarlarsa burada değildim diyerek yola çıkıyor. Merhabalar. 4 tane bira lütfen. Özel bir şey istiyor musunuz? Amerikan olduğu sürece bir önemi yok. Eminim ki bir şeyler var burada. Remingtons olur değil mi? Buna gerek yok dostum. Umalım ki öyle olsun ha. $16 lütfen. Ha, kapitalizmi severim. Al bakalım Nuke'dan sana eski Amerikan dolarları. 16 dedim. Birisine bakıyoruz. Kısa, kaba bir onun bunun çocuğu. Kendisine Logan diyor. Bu kasabada olduğunu biliyoruz ve burayı sevdiğini de. Onu görmüş olma ihtimalin var mı acaba? Bak evet gördüm ve gitti. Sizin geleceğinizi de söyledi. Biraz geç kaldın dostum. Umurumda değil. Bir şey söyledi mi? Gerçekten başkalarının silahlarına dokunmayı seviyorsunuz ha? Parmaklarını kırmadan önce son kez soruyorum. Logan ne söyledi? Bir şey söylemedi. Sadece bunu bıraktı. Gelin bakalım sizi korkaklar. Nuke ve ekibi Logan'ı avlamak için hemen yola koyuldular. Ve verilen konuma gittiler. Nuke adamını tehdit ederek kıyıdaki bota bakması için gönderdi. Ve patlamanın etkisiyle tekne batmaya başlarken Wolverine de onları denizin içinde bekliyordu. O burada, aşağıda. Bu adamı biliyorum dostlarım. Bakın çok basit. Kıyıya varın ya da ölün. Seni onun bunun. Çok iyiydi Logan. Bayağı iyiydi. Hayır. Bu adamların yarısı beni avlamaya çalışırken birbirini öldürdü. Ve diğer yarısı da konuşmak yerine savaşmayı tercih etti. Ben değil Logan. Beni biliyorsun. Ben her zaman küçük bir konuşmaya varım ha. Bu senin emrin mi? Hayır dostum. Sadece geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Kaslar gergin. Bak bu benim görevim değil ama şu ana kadar gördüğüm en büyük ödülsün. Herkes seni konuşuyor. Amerikan rüyası burada bebeğim ha. Hadi ama. Hadi kardeşim bu vuruş senin için bir şey değil. Nuke'u salak mı zannediyorsun? Seni biliyorum. Kalkıp o pençelerini suratıma yapıştıracaksın. Eğer öldüysen seni kıllı cüce ben kahrolurum. Beni kandırmıyorsun değil mi? Nefret ediyorum senden. Kandırıyor musun beni Logan? Hayır daha bitmedi. Hala sorularım var. Hadi şu küçük konuşmayı yapalım.
Amerikan rüyası benim kıçımı yesin. Burası Kanada. Kim beni öldürmek istiyor? Hemen söyle. Ölmeni değil. Eğer canlıysan ödeme yapıyorlar. Sen yürüyen bir servetsin. Gelmeye devam edecekler. Sizin gibiler için kimin öldüğü veya incindiği önemli değil. Buradan canlı gitmek istiyorsan iki tane şey yapacaksın. Nedir o? Önce herkese benim kahrolası bir ödül olmadığımı yayacaksın. Peşimden gelirsen ölürsün. Konuşmasına izin verdiğim son adamsın. Anladıklarından emin ol hepsini. İkinci olarak da şimdi bana söylüyorsun. Kim? Kontrat Madripur'dan geldi. Kim? Zehir şehrini yöneten kadın, herkese ve her şeye sahip. Wolverine haricinde kimseye ihtiyacı yok. İsmini biliyorsun. Yeşil Kraliçe. Viper. Madripur'dayız. Pek de hoş görünmeyen bir adam şık bir mekana girmeye çalışıyor. Fakat alınmıyor. Ta ki yılan madalyonunu gösterene kadar. İçeri giriyor ve bir görüşmesi olduğunu söylüyor. Garsonlar onu birinin yanına götürüyorlar. Tanıdık birini. Selam dostum, otursana. Benim adım Koro. Zümrüt Kraliçeyle. Madripur'un en korkulan kadınıyla korkunç bir oyun oynuyorsunuz efendim. Ben buna oyun demezdim. Bu bir iş. Evet, duyduğumuza göre Viper'ın beğeneceği bir şey satıyorsunuz. Bu lanet şehirde haftalardır dolanıyorum. Evet, harika zaman geçirdim ama Viper ilgilenmiyorsa gidiyorum. Ve malum eşyayı neden kaçırdığını açıklarsın Koro. Mistik de buralardaymış ha, bu yüzden ilk Viper'a geldim. Yukarı çıkmaya çalışacaktır. Motive bir alıcı ama eminim ki Mistik de bunu isteyecektir. Nasıl yani, yanında mı getirdin? Sen cesur bir adamsın dostum. Daha kötüsünü duymuştum. Görebilir miyim? Tabii ki de. Aman tanrım, Mark 9. Bundan daha iyisi Tony Stark'ın kafasında. Takabilir miyim? Tak bakalım. Yalnız bunun sahte olup olmadığını tespit etmemiz lazım. Söylesene, yeterince gerçek mi? Bu harika, söylesene. Ne kadar istiyorsun bunun için? Alınma Koro ama buraya Viper haricinde biriyle anlaşmak için gelmedim. İstiyorsa anlaşmayı o yapacak. Bak, pişman olabilirsin ama tamam. Seni hanımefendiye götüreceğim. Bizi bekleyen eleman bu. Gerçekten de dediği elinde. Ben bizzat test ettim. Selam canım. Seni geri zekalı, bunun 1000 tane kasktan daha değerli olduğunu bilmiyor musun? Ne? Evet, üzgünüm Koro. Viper ve benim bir evlilik geçmişimiz vardı da. Öyle değil mi tatlım? Yakalayın. Konuşalım ha? Kaskı nereden aldın? Stark'ın bana borcu vardı diyelim. Aslında kimin bana hayat borcu yok ki? Ya da ölü olmamı istiyorlar. Senin haricinde Viper. Beni canlı istediğin bir kontrat oluşturmuşsun. Özledin mi beni? Anlıyorum ama daha kolay yolları yok muydu sanki ha? Kendini övmeyi bırak. İnsanlar ölüyor. Şimdi söyle bana. Niye buradayım? Buradasın çünkü yaptığım şeyi en iyi yapan benim Logan. Yaptığım pek hoş değil biliyorum. Katiller vesaire ama bir müşteri geldi. Yeni ama istekli. Senin için deli bir ücret ödedi. O beni işe aldı, ben de katilleri. Hepsi bu. Beni bayağı meşgul ediyor bu adam. Neler neler ama Hulk'un heykelini bile istedi. İnanabiliyor musun? Yeter saçmaladığın. Müşterin kim? Sakin ol aşkım. Söyleyeceğim. Ama önce hak etmen lazım. Köpeğimi yen ve her şeyi anlatayım. Ölüm. Mezar toprağı. Creed. Sabertooth. Sanırım ikinizin de geçmişi var ha? Creed sana ne yaptı? Hiçbir şey. Çuvalladım. Ve beni hapishaneden çıkartıp o Viper şeyini yaptı. Ne bekliyordun ki? O iyi bir köpek. Her gün antidotunu alıyor. O kötü bir köpek. Ölüyor. Benim canavar evcil hayvanım eğlenceliydi. Ama daha eğlenceli bir oyun var şimdi. Birinin ölmesini istiyorum. Kim olduğu umurumda değil. Hayatta kalan istediğini alır. Başlayın. Bu da ne? Yeterli değil bu. Bizim gibiler için değil. Yanık. Ter. Hayır Deathstrike. Neden? Zehirlendi ve zincirlendi. Tanrı aşkına. Zayıflığın seni kurtardı. Git ve yaşa. Wolverine. Her zaman büyük kahraman. Hayatını kurtarıyor. Aslında benden farklı değil. Değildi. Sadece bugünlerde kendini öldürmek istiyor. Öyle değil mi Logan? Kadını duydun. Git. Viper... Beni gördüğü gibi gitti. Evet, o bir şeyse kesinlikle bir hayatta kalma uzmanı. Lanet olsun. Bana
Lanet olsun. Niye buradasın Yuriko? Senin için buradayım Logan. Sen de mi? Şaşırdığımı söyleyemem. Sanırım değerliyim ha? Başka bir dövüş için enerjim kalmadı. Hayır. Yanlış anlıyorsun. Kontrattaki tek av sen değilsin. Sen ne diyorsun? Benim de ismim var ve diğerleri bizim gibiler. Creed de var zannediyordum ama Viper onu kendine saklamış. Bizi avlıyorlar Logan. Viper bir müşteriden, bir plandan bahsetti. Haberin var mı? Hayır, daha değil. Japonya'dan geldim. Başka bir avcıdan kaçtım. Kim? Ogan. Lord Ogan. Bu yüzden seni buraya kadar takip ettim. Farklılıklarımızı bir kenara koyup, gerçeği ortaya çıkartıp düşmanı alt edebiliriz. Bunu söylemesi çok kötü ama senin gücüne ihtiyacım var. Bu arada gözün neden iyileşmiyor ve neden pençelerini kullanmıyorsun? Sana ne oldu Logan? Sen hastasın. Bana yardım edemezsin ama belki senin hayatını benimkiyle takas edebilirim Logan. Benimki için senin hayatın. Öl ki öbürkisi yaşasın. Hadi ama. Selam Kitty. Beni hatırlarsın. Hatırlamadın mı Deathstrike? Hatırladım. Kitty Pryde. O zaman güçlerimin ne yapabileceğini de biliyorsun. Sen bir katil değilsin Kitty Pryde. Kim olduğumu bilmiyorsun. Şimdi git ya da öl. Bir dakika. Kitty, zannettim ki... Logan dayan. Hayır ölme. Ölemezsin. Sana ihtiyacım var. Kitty? Kitty, nasıl? Her şey bitti zannettim. Regan serumu, iyileşme faktörün kadar iyi değil ama iş görür. Bunu nasıl buldun? Daha önemlisi, beni nasıl buldun? Kanada'da beni aradığında sesin çok kötüydü. Kendini öldürmene izin veremezdim ve Madripoor'a geldiysen bir sorun vardır, öyle değil mi? Doğru bildin. Daha ölmek istemiyorum. Hakkımda bir kontrat var, hem de kocaman. Ve onu durdurmaya çalışıyorum. Viper ve Ogan da işin bir parçası. İşin arkasındaki Ogan mı bilmiyorum ama ucuza gitmez. Besin zincirinin tepesinden olmalı. Hadi gidip şu kötü ninja hayaleti bulalım. Tamam Kitty, ben... Hadi ama gidelim. Unuttuysan benim de Ogan'la bir geçmişim var. Ayrıca Japonya'yı seviyorum. Japonya'dayız. Saklı şehir. Ne biliyorsun? Çok bir şey yok. Birisi beni canlı istiyor ve dünyadaki her pisliği peşime taktı. Hepsini birer birer indirdim ama durmadılar. Eğer duracaklarsa ben durdurmalıyım. Viper pislik bir müşteriye komisyonculuk yapıyor. Çok anlamsız bir adam. Viper'ın seni bu kadar uzun süredir öldürmediğine şaşkınım zaten. Doğru ve Deathstrike dedi ki Ogan da işin içinde bizi avlıyorlar. Benden yardım istedi. Merak ediyorum. Acaba bu iş sonlanacak mı? Savaş üstüne savaş. Beni parçalara ayırıyor. Her zaman büyülü iksirlerle burada olmayacaksın Kitty. Ya da Mekko ya da Tony ya da Reed. Bir gün çok yavaşlayacağım ve sonra bitecek. Bir daha böyle söyleme Logan. Lütfen. Endişe etme. Planlarım var. Evet, iyileşme faktörümü kaybettim ama bu demek oluyor ki artık yaşlanabilirim. Nasıl yani? Neden böyle bir şey istiyorsun ki? Çünkü başka şanslar olmayacak. Korkunç şeyler yapıp kendimle yüzleşmek zorunda kalmayacağım. Hayır, sadece bir tane hayat. Her seçimimin önemli olduğu. Sadece tek bir şans ve bunu kullanacağım. Bütün bunları halledip kaybolacağım. Yaşayacağım. Belki sessiz bir yerde. Sessiz ve... Ha? Kitty, hayır, ne yapıyorsun biz? Seni seviyorum Logan. Her zaman sevdim. Senin için yeterince iyi ve tatlı değil miyim ha? Jean kadar değil ya da Rose Mariko ya da diğerleri. Bütün o kadınlar Logan. Bütün o ölü kadınlar. Ogan, nasıl buraya geldin? Kitty senin için çok endişelendi ve buraya yanına geldi. O seni bulamadı ama ben onu buldum ve aldım. Bırak onu. Onun yerine ne teklif ediyorsun? Kendini mi? Sakin olursan ve bana gelirsen kediciyi bırakırım. Çok önemli bir ödülsün Logan. Bu yüzden seni iyileştirdim. Anlaşma falan yok. Bırak onu. Bırakmak yok. Yanlış karar. Eski odun. Cila. Evet. Harika. Senin için değil. Seninle savaşıyor öyle değil mi? O benimle savaşamaz. O benim. O öyle düşünmüyor ama. Bak sadece benle savaşmıyorsun Ogan. Hem onunla hem benimle. Ettiğin iki savaşçıyla. Konuşmayı kes. Beni alabilirsin. İyisin. Ama ikimizi birden asla. Evlat, iyi misin?
Kaçtı ama yakınlarda. Birini bulmalı, peşinden git Logan. Bul onu. Emin misin? Evet, beni boş ver, git. Ama beni dinle. Kafamdayken bir isim gördüm. Bütün bunları kimin yaptığını biliyorum. Peşimde kim var? Deathstrike, bütün bu olanlar Abraham Cornelius. Bu isim sana bir şey ifade ediyor mu? Hem de çok. Eski hesaplar. Geri döneceğim. Pas. Bayat kan. Kalp atışları. Dışarı çık Hogan. Beni duyabildiğini biliyorum. Aman tanrım. Cyber. Hakiki bir dövüş geçirdik. Zor bir öldürmeydi. Baksana asit yavaş çalışıyor. Bu şerefsiz daha fazlasını hak etti diyebilirim ama şimdi bana nedenini söylüyorsun. Yoksa maskeni alır aynı yere atarım. Bana Cornelius'tan bahset. Aa, Kitty Pryde olmaması gereken yerleri kurcalamış. Cornelius bir koleksiyoner olmaya karar verdi. Cyber'ın derisi, Hulk'un heykeli gibi şeylerle bir sürü para yağdırıyor. Ne derler bilirsin. Satıcı marketi. O zaman ben ve Deathstrike... Dementium'un peşinde. Bu yüzden başıma kontrat koydu. İskeletimi istiyor. Hayır, yani direkt öyle değil. Yüzlerce insanı öldürdü ve binlercesini daha öldürecek. Ama seni değil. Söylenenler çok açıktı. Onu buraya canlı getirin. Buraya mı? Nereye? Amerikan çölündeki yerine. Bomboş bir arazi. Oraya ne diyorlar biliyor musun? Cennet Vadisi. Ve bildiğim bu kadar. Neden, niye, nasıl, inan bilmiyorum. Ama sana bir sorun var Logan sen. Seni kaçırabilirim. Sadece aside gir. Maskem kaybolacak ama başka maskelerim de var. Bu taşıyıcı ölecek ama başkasını bulurum. Sorun yok. Bunu yapma Logan. Bu adamın bu işle bir alakası yok. Aslına bakarsan ben de yapmamayı tercih ederim. Ruhum çok zayıf. Pride'da yaptığım savaş beni zorladı. Bir anda burayı terk mi edeceksin? Eğer yaparsan şerefim üzerine yemin ederim ki bu taşıyıcıyı silahsız bir şekilde bırakacağım. Ve başka bir tane bulacağım. İhtiyacım olan birisi. Beni, varlığımı kabullenecek birisi. Seni avlamayı da bırakacağım. Ama şuna da yemin ederim ki eğer gitmezsen bu adamı öldürürüm. Benim için hiçbir anlamı yok. Lanet olsun sana. Sen de benim gibi farkındasın Logan. Ben çoktan lanetlendim. Ama bak bende ne var? Biraz daha teşvik. Bunlar senin. Eğer gelirsen bırak kalsın. Sonsuza kadar yaşamayı bıraktım. Ama Cornelius'a şunu söyle. Şunu bilsin ki onun için geliyorum. Cennet Vadisi, Amerika. Korku, Cornelius. Yukarıda, yukarıda. Hayır. Hayır. Olamaz. Sonunda. Hogan geleceğini söylemişti. Çok sağ ol. Beni büyük bir masraftan kurtardın. Ne yapıyorsun Cornelius? Ne yapıyorsun? Doğru bir hale getiriyorum Logan. Hayatımda öğrendiğim her şeyi, bütün hatalarımı alıyorum ve doğru hale getiriyorum. Hayatımda bir katil yaratmaktan farklı bir şekilde anılmak istiyorum. Ölümsüzü yaratmak. Bunlar kim? Onlar benim büyük umutlarım. Bulabildiğim son umutlarım. Uygun denekleri bulmak ne kadar zordu anlatamam. Atletler, ordu mensupları, ajanlarım dünyanın her yerinden yemekler getirdiler. Kaç kişi? İhtiyacım olduğu kadar Logan. Almak zorunda olduğum kadar. Yüzlercesi. Seneler oldu. Yeterli değil. Çünkü hala başaramadım. Önemli değil. 10 yıl içinde onları önemseyenler tekhaneye düşer zaten. Seni yaptığımda beni sen yapmadın. Sana edemem. Dementium iskeleti verdim ve kırılmaz pençelerini yaptım. Gerçekten de bensiz bir süper kahraman olacağını mı düşünüyordun? O parlak kostümler, gösteriler, hiçbirine ait değilsin. Ama onlar layık. Benim tatlı, ölümcül çocuklarım. Ayarlandılar. Ne söylersem onu yapacaklar. Bütün sistemleri benim elimde. Kas, nörolojik, endokrin, hepsi harika. Tek ihtiyaçları olan şey Dementium. Bu yüzden de iskeletimi istiyorsun ha? Hayır, yeterince. Varsa. Evet, bulmam kolay değildi ve oldukça pahalı ama yeterli miktara sahibim. Hatta eritme yöntemini dahi buldum. Ama bildiğin gibi metali bir insana bağlamak, istila gibi. Senin yeteneklerini yinelemeye çalıştım ki deneklerim Dementium bağlarına dayanabilsin. Yenilebilen bir formül geliştirdim ama yeterince iyi değildi. Hepsi öldü ve ben sonra o bedenden alışımı almak zorunda kaldım. İğrençti. Ama hiçbir şeyi boş harcayamadım. Bu yüzden de ben geldiğin için çok mutluyum. Bütün bu her şeyi değiştirebilirsin. Çok para harcamamın sebebi sensin. Çok daha iyi bir şeyin parçası olmak istemez misin Bay Logan?
Yine kahraman olup hayatları kurtarabilirsin. Sadece savaşmayı bırak ve onları kurtarmama yardım et. Tek ihtiyaç senin harika iyileşme faktörün. Nasıl yani? Üzgünüm dostum. Kısıtlı bakış açısıyla her zaman problemi olmuştur. Öldür onu lütfen. Tabii ki. Seninle bir sorunum yok dostum. Önemli değil. Artık hiçbir şeyin önemi yok. Bu binbaşı Sharp Logan bir şeyler arıyordu ve en son bana geldi. O benim konseptimin kanıtı. Sponsorlarım onu çok seviyor. Ve her zaman kavga ediyor. Her zaman. Hatamı biliyor musun? Bayağı düşündüm. Ben bir hayvan kullandım. Sen bir hayvansın. Sana Wolverine diyorlar. Taksonomik adı hakkında bir fikrin var mı? Korkunç yaratıklara verilen bir isim. Öldürmeye aç. Sadece öldürmeyi zevk için yapan yaratıklar. İnsandan farklı olarak tabii. Senin için uygun bir isim. Ama Sharp'a bak. Harika öyle değil mi? İnsanlığın yarattığı en iyi şeylerden birisi. Mükemmel bir yapıt. Ve artık ölümsüzüm. Artık önemliyim. Ben yanlış yaptım. Benim hatam sensin. Sen. Wolverine'sin. Ölüme aç. Dünya üzerindeki bir hastalık. Ama hallediyor. Her imkana sahibim. Ölmeden dünyayı daha iyi bir yer haline getireceğim. Evet, bunu yapacağım. Sadece bitir. Tabii ki. Seni gerizekalı, dikkat et. Makineler ha? Kapat hepsini. Hayır. Dikkat. Adamantium infüzyon süreci başladı. Lütfen güvenli bir mesafeye gidin. Hayır. Eller. Git. Bekleyemeyiz. Hadi. Döndüreceğim. Hey doktor, ne oldu? Kanamanız var. Ben delinmiş bağırsa. Sakin ol doktor. Neler oluyor? Korku. Sadece gidelim. Ölü adam. Hayır. En azından denedim. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Dünyayı değiştirmeye çalıştım. Sen insanları öldürmekten başka ne yaptın ha? Ne yaptın? Yeterli.